İstanbul'da cetlerin mağfiret iklimi Süleymaniye'de bayram sabahında başlar. Bu vakitte yolum Beyazıt semtine düşüyor. Adımlarımın bastığı yol, Türk'ün dili bir, gönlü bir, imanı bir şairinin gök kubbesi altında topladığı yere doğru gidiyor. Açık denizin esintisiyle savrulan şiirlerinin efsunu beni derbeder etmiş şekilde çağırıyor. Çeşmeden her su içerken şükür Allah'a, yaşıyor sade maişetlerin en safında, Türk'ün asude mizacıyla Bizans'ın kederi karışıp mağfiret iklimi edinmiş bu yeri. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi'nin kapısından içeri girince, Fetih Cemiyeti bünyesinde bulunan Yahya Kemal Enstitüsü ve Müzesi, "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz," diyor. Hoş bir seda duyuluyor yüreğimde. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın deyimiyle, hikmetli tebessümüyle Yahya Kemal bizleri karşılıyor. Hayatımızda virane halinde bırakıp terk ettiğimiz birçok şeyi bize yeniden ilhak eden, değerini ortaya çıkaran şairin huzurundayım. 1961 yılından itibaren özel eşyalarının, el yazısı notlarının, fotoğraflarının sergilendiği müzeye adım atmadan önce kurulma hikayesini dinlemek arzusu içindeyim. 1958'de vefat eder. Yahya Kemal sağlığında hiçbir kitabını bastırmaz. 1958'de vefat ettiği zaman Yahya Kemal Park Otel'de kalmaktadır. Bütün eşyaları ve yazıları, notları hepsi oradadır. İstanbul'un 1953'te 500. yıl dönümünü kutlamak üzere, İstanbul'un fethinin 500. yıl dönümünü kutlamak üzere ve daha sonraki yıl dönümlerini kutlamak üzere kurulmuş olan İstanbul Fetih Cemiyeti, yani şimdi içinde bulunduğumuz bina, tabi burada değil İstanbul Fetih Cemiyeti başlangıçta, sonradan buraya gelmiştir. Buranın idarecileri arasında Ekrem Hakkı Ayverdi ile Nihat Sami Banarlı vardır. Nihat Sami Banarlı, Yahya Kemal'in daima yakınında bulunmuş, hatta söylendiğine göre Yahya Kemal sohbet ederken çok güzel sohbet eden, sohbetlerinden pek çok insanın faydalandığı bir kimsedir. Sohbet ederken not tutulmasını istemezmiş, men edermiş. Ama bu konuda tek istisnanın Nihat Sami Banarlı olduğu söylenir. İşte vefatından hemen sonra, kısa bir haftalık zaman sonra İstanbul Fetih Cemiyeti bir toplantı yapar. Bu toplantıda Yahya Kemal için bir enstitü kurmak ister, böyle bir karar alır ve Yahya Kemal Enstitüsü böylece kurulmuş olur. O sırada Yahya Kemal'in bir erkek kardeşi, bir de kız kardeşi vardır. Onlarla anlaşılarak eşyaları satın alınır İstanbul Fetih Cemiyeti tarafından. Buraya getirilir. Tabii açılması, bu Yahya Kemal Müzesi'nin açılması için biraz zamana ihtiyaç vardır. Aradan 3-4 senenin geçmesi gerekir 1958'den sonra. Çünkü onların envanterinin yapılması gerekir. Çeşitli çalışmalar yapılmıştır Nihat Sami Banarlı'nın yönetiminde ve titizliğiyle. Ve teker teker eserleri Yahya Kemal'in hazırlanmış ve Nihat Sami Banarlı tarafından Türk okuyucusuna sunulmuştu. Bu müzenin oluşmasında büyük gayret gösteren de Nihat Sami Banarlı'dır. Nihat Sami Banarlı buradaki eşyaların tamamını o Park Otel'deki odasından, orası kilitlenmiştir mahkeme şeyiyle, marifetiyle kilitlenmiş. Sonra teker teker alınmış ve bunun parası da varislerine, yani kardeşlerine ödenerek bu müze oluşturulmuştur. Bu müze önce Fatih'teydi binada, çünkü İstanbul Fetih Cemiyeti de Fatih'teydi. Sonra şimdi bu medreseye taşındı. Bu medresede de birkaç yer değiştirdi. En son burası Yahya Kemal'in eşyalarının sergilendiği, özel eşyalarının, notlarının, yazma halinde bulunan yazılarının sergilendiği bir müze haline gelmiştir. Tabii bu müze büyük bir titizlikle kurulmuş.
korunmaya çalışılmıştır. Fakat biliyorsunuz eski binaların bir zaafı vardır, o da rutubet meselesi. Rutubet zaman zaman buradaki eşyaları maalesef eşyalara zarar veriyor. Bunun korunması için bir gayretin içerisine girilmiştir. Ve bugüne kadar bunlar intikal ettiyse, bu Nihat Sami Banarlı'nın Yahya Kemal Enstitüsü'nü, daha sonra da Yahya Kemal Müzesi'ni kurmasının sonucunda bunlar bize kadar intikal etmiştir. Ve buradaki eşyalar onun hususi eşyalarıdır, özel eşyalarıdır. Tabii başka şeyler de toplanmıştır. Mesela çeşitli şiirleri, çeşitli kimseler tarafından yazılarak buraya hediye edilmiştir. Ve bu müze bugün bu şekilde korunmaktadır. Masası sandalyesiyle beraber burada korunmaktadır. Eşyaların arasında gezinirken onun sessiz gemisiyle yapmış olduğu edebi seyri süluğun duraklarından dünya limanındaki seyahatini gözlerimin önüne getirmeye çalışıyorum. Değerli annesinin kucağıyla ilk hasbihal tarihinin Musaf'a not düşüldüğü 2 Aralık 1884 yılında Üsküp'te Ahmet Agah adıyla başlayan, 1 Kasım 1958 yılında Türk şiirini son dönemde kemale erdiren şair Yahya Kemal olarak ebediyete intikal edişine kadar olan yazı ve düşünce dünyasını seyre koyuluyorum. Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum her lahza bir alev gibi hasretti duyduğum. Çocukluk ve gençlik fotoğrafına bakarken 13 yaşında annesini veremden kaybetmesiyle hayatında madde ve manasında derin değişiklikler meydana gelmesini, babasının onu okumak için İstanbul'a yollamasını, lakin içinde bulunduğu zaman diliminin politik ve fikir çevresinin etkisiyle 1903'te Paris'e gitmesinin hafızamdaki yerini tespit ediyorum. O, bu gidişini kıymetli pederine yazdığı mektupta şu satırlarda ifade ediyor. Vatandan belki müebbeden ayrılmak ve gurbetin umulmaz badirelerine düşmek endişeleri arasında yalnız bir yıldız görüyordum. O yıldız genç Türklük idealiydi. En önemli sözlerinden bir tanesi Osmanlı Viyana kapılarına nasıl gitti, kılıçla mı gitti sorusuna verdiği cevap olarak da hayır, Osmanlı Viyana kapılarına bir elinde bulgur pilavı, diğer elinde mesnevi ile gitti demesi bizim o Alp Eren ruhunu ne kadar güzel anladığını gösteriyor. O açıdan Yahya Kemal'in yeri hepimizde ayrıdır, bende de ayrıdır. Ruhu şad olsun. Müzenin ilk katında not defterlerini, şiir çalışmalarına dair örnekleri görüyorum. Fransa'da tarihçi Camilla Giulia'nın Fransız milletini 1000 yılda Fransa'nın toprağı yarattı sözüyle en büyük yaranın köksüzlük olduğunu idrak eden Yahya Kemal'in düşünce dünyası şekilleniyor. Hemen kolları sıvıyor, maziye yolculuğa ve onunla tanışmaya karar veriyor. Bu yolculuğun ona şiirde kendi lisanını bulmasına vesile olduğunu eserlerindeki kelimeler ve harfler anlatmaktadır. İlk şiirlerini Eser Mahlası'yla İdadi günlerinde yazmış. 9 yıllık gurbet serüveninin ardından İstanbul'a dönmüştür. Cebinde Açık Deniz şiiri gibi nice güzel dizeler vardır. Mahzun hudutların ötesinde akan sular, gönlümde hep ozanla beraber çaldı. Bildim nedir ufuktaki sonsuzluğun tadı. Bir gün dedim ki, istemem artık ne yer ne yar. Çıktım sürekli gurbete, gezdim diyar diyar. O artık sadece tek üstadı olan kalbine kulak veren, kökü mazide ati olan İstanbul şairidir. Yahya Kemal'in burada Fransa'da öğrendiği noktaların en önemlisi Fransızlardan metot alarak bu metodu
Türk tarihine uygulamıştır. Şunu açıkça diyebiliriz ki Türk edebiyatında Yahya Kemal'in dışında bir şahsiyet yoktur ki Fransızlardan aldığı metodu Türkçe'ye uygulasın, Türk tarihine uygulasın. İşte Yahya Kemal bu gayretin içerisinde Türk tarihini anlamaya çalışmış ve şunu fark etmiş. Önce klasiklerimizi, hatta kendisi de bunu açıkça itiraf eder. Ben klasik şiirimizi Batı'da öğrendim, Avrupa'da öğrendim der. Nitekim Avrupa'daki çalışmalarında Şark Dilleri Mektebi'nden Arapçasını, Farsçasını geliştirerek divan şiirini okumuş, Osmanlı tarihini okumuş, Türk tarihini, Osmanlı dönemini özellikle okumuş. Hatta daha sonra İstanbul'a geldiği zaman anlatılır ki Yahya Kemal sadrazam Türk tarihini anlatabilecek şekilde Türk tarihini bilmektedir. O zaman burada karşımıza şu çıkıyor. Yahya Kemal bir şiir olarak divan şiirini okumuş, klasik şiirimizi okumuş, şiir tarihimizi okumuş. İki, Türk tarihini okumuş, Türk'ü keşfetmeye, yakalamaya, Türk'ün değerlerini anlamaya çalışmıştır. Ancak bundan sonra şiir denemelerine başlamıştır ve Türkçeyi yakalamaya çalışmıştır. Tabii bu uzun zaman almıştır. 12 sene civarında bir zaman içerisinde Fransa'da bu çalışmalarını sürdürmüş. Daha sonra İstanbul'a geldiği zaman Yahya Kemal'in henüz bitmiş bir şiiri yoktur. Çünkü parça parça mısralar vardır, beyitler vardır. Fakat o dönemi yaşayan insanlar Yahya Kemal'in bu mısralarını, bu beyitlerini dinledikleri zaman çok farklı bir ses olduğunu anlamışlardır. Demek ki Yahya Kemal hem milli tarihimizi hem dilimizi çok iyi kavramış ve buna bu gayretin içerisinde olmuş ve bunu şiirlerinde aksettirmeye çalışmıştır, vermeye çalışmıştır. Hatta Tanpınar'ın çok güzel bir tespiti vardır. Bize Türkçeyi Yahya Kemal bulmuştur der. Çünkü hakikaten divan şiirinin, klasik şiirinin kendine özgü bir üslubu, bir dili vardı. Fakat Şinasi'den sonra Namık Kemal nesli, Abdülhakamit nesli, daha sonra Servet Fünun nesli bu şiir dilini bozdular, değiştirdiler, farklı istikametlere götürdüler. Asıl Türkçeyi yakalayan, Türkçenin güzelliğini bize tattıran Yahya Kemal olmuştur bu şiirlerle, bu söylediği şiirlerle. Tabii burada Yahya Kemal'in yaşadığı dönem çok karmaşık bir dönemdir. Yani bunları birbirinden kopuk düşünmemek gerekir. Çünkü Yahya Kemal 19. yüzyılın sonunda doğmuş, 20. yüzyılın başında Avrupa'ya gitmiş ve yine 20. yüzyılın başında Türkiye'ye dönmüş. Döndüğü zaman Balkan Savaşları var bir taraftan, daha sonra da Birinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda da Anadolu'nun işgal edildiğini görüyoruz. Şimdi buradan bütün bu dönem içerisinde, bu karmaşıklık içerisinde Yahya Kemal'in bir çizgide devam etmesi, aynı şeyi söyleyebilmesi, Türk tarihini, Türk kültürünü, Türk vatanını, Türk coğrafyasını bir bütün olarak görebilmesi çok farklı bir yaklaşım tarzıdır. Biz bunu gerçekten o dönemi yaşamış diğer şairlerimizde, mütefekkirlerimizde göremiyoruz. Öğretmenlik yaparken çalışma masasının üstünde nice güzel dizeler, mektuplar, makaleler yazar. Biz Türk gençlerine, Türk kadınına öğütlerde bulunur. Her yazdığı kelimenin içinde vatanının teşekkülündeki leduni sırrı bize fısıldar. Muhaç türküsünü, Akıncı'yı, Selimname'yi yazarken atalarının gayesinin harp değil, İslam'ın istiklali olduğunu, diğer milletlerin Firdevsi gibi destan yazdığını ama Türklerin destan yaptığını, dünyaya tarihi yapan benim, yazan sizsiniz diye haykırdığını, şiirin en iyi haliyle bunu ruhumuza nakşetmiş olan şairin modern kıyafetleriyle golf sopasına bakıyorum. Düşünüyorum. Sonra kendime o kuru, ithal edilmiş milliyetçi değildir. Batı'yı inkar etmez. Şark ve Garb'ı bir şekilde birleştirmiş bir düşünce ve vatan şairidir diyorum.
İstanbul'un ve diğer vatan topraklarının işgaline karşı verilen milli mücadeleyi destekleyen enfes yazılar yazar. Bu yazıları vefatından sonra Eğil Dağlar isimli kitapta toplanır. Kendisi göremez ama yazılarla besleyip büyüttüğü gelecek nesil onun kitaplarını görme imkanı bulur. Türkçenin, Türk edebiyatının, Türk kültürünün meselelerini en iyi şekilde yorumlayan, anlayan, Türk vatanının meselelerini en iyi şekilde yorumlayan, anlayan, hatta anlatan Yahya Kemal olmuştur. Bunun bir başka örneğini milli mücadele yıllarında Yahya Kemal'in tavrıyla ortaya koyuyoruz. Pek çok yazarımız, şairimiz Yahya Kemal'in gösterdiği celadeti maalesef gösterememiştir. Yahya Kemal, Eğil Dağlar isimli kitabında toplanan çeşitli yazılarında milli mücadelenin daima lehinde bulunmuş ve bu yazıları ile adeta Ankara ile aynı istikamette olduğunu çeşitli şekillerde göstermiştir. Bu da şunu gösteriyor ki Yahya Kemal Türk devletinin varlığını, birliğini, devamını, vatanın korunmasını öncelikle isteyen bir mütefekkir, bir şair, bir yazardır. Hiçbir zaman o fil dişi kulesine çekilip kendi dünyasında bir takım hayallere dalmış birisi değildir. Söylediği şiirlerin hemen hemen tamamı, birkaç şiirinin dışında Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk edebiyatının, Türk tarihinin çeşitli meselelerini ele alır. Ele alan şiirlerdir ve bu şiirlerle Türkçenin en güzel örneklerini de vermiştir. Şu kopan Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galip et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Bu dizelerle şahlanıyor. Ankara'ya, Cumhuriyet'in kurulmasına, meclise, onun milletvekili sıralarına seyri sefer ediyor. Durmuyorum orada. Varşova, Madrid elçiliklerine gidiyorum. Dilimde bir beste. Güftesi ona ait. Zil, şal ve gül. Bu bahçede aksın bütün hızı. Şevk akşamında en gülüş, üzdep akırmızı. Endülüs'ten yola çıkıyorum. Dost Deli Muhammed İkbal'in ülkesi Pakistan'ın ilk elçisini selamlıyorum. Elçilik görevinde yazdıklarını, mektuplarını karıştırıyorum. Müzenin kurucusu Nihat Sami Banarlı'ya Halis Türkoğlu diye sesleniyor. Yahya Kemal Türk edebiyatında ve kültüründe çevresinde çok insan olan, kendisi fazlaca sevilen bir şahsiyettir. Mesela bir Ahmet Hamdi Tanpınar, bir Nihat Sami Banarlı, bir Cahit Tanyol hep onun çevresinde dolaşmışlardır. Sanki o bir güneştir, onun etrafında dolanan yıldızlar vardır. Ama bunların içerisinde bir tanesi vardır ki Yahya Kemal'e sadakatini ömür boyunca devam ettirmiştir. Yahya Kemal'in bütün eserlerini büyük bir titizlikle teker teker hazırlamıştır ve onları okuyuculara sunmuştur. Hatta öyle ki bu hazırladığı eserleri tek başına da karar vermemiş, döneminin Yahya Kemal dostlarına dağıtarak onların fikirlerini de almıştır. Nihat Sami Banarlı, Yahya Kemal'le çok yakında bulunmuş, Yahya Kemal'in çok yakınında bulunmuş. Onun anlattıklarını not etmiştir, onun hakkında çalışmalar yapmıştır. Ve Nihat Sami Banarlı ile mektuplarında, mektuplaşmalarında bir ifade var ki hiç unutulacak gibi değil. Onu Aziz Türkoğlu diye seslendirir. Hakikaten Yahya Kemal Nihat Sami Banarlı'yı sevmiştir. Ve Nihat Sami Banarlı da Yahya Kemal'in bu sevgisini karşılıksız bırakmamıştır. Yurt dışındaki mektuplarındaki seslenişinde birden hüzün duyuyorum. Karaçı onun rahatsızlığının başlangıcı demek. İstanbul'da devam eden tedavisinin netice vermeyişi ve sessiz gemiye binerken Üsküdar'ın, Kanlıca'nın, Koca Mustafa Paşa'nın, İstanbul'un ona veda edişi. Tarih 1 Kasım 1958. Bir İstanbul şairinin dünya ziyaretinin bitişi.
Hikmetli bir tebessümle bana bakıyor. Kapıdan çıkarken eğilip kulağıma fısıldıyor. Maksadınız hürriyet değil de milliyet olursa istikbal sizindir. Kara Mustafa Paşa Medresesi'nin kapısından Yahya Kemal'in öldüğüyle çıkıyorum. İstanbul fısıldıyor sessizce. Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene, biz sende olmasak bile sen bizdesin gene.